Visual Basic ile program yazma Visual Basic, .NET'te bulunan diğer önemli ve popüler bir dildir. C -Sharp ve Visual Basic birçok ortak özelliğe sahiptir. Şimdi şekildeki proje dosyasını açın. Modül 1 VB dosyasına çift tıklayın ve açın. Dosya uzantısının VB olması, projenin Visual Basic projesi olduğunu gösterir. Şimdi konsol penceresinden bilgi okumak ve yazmak için kodlar oluşturulacaktır. C olduğu gibi Visual Basic editöründe de otomatik tamamlama özelliği vardır. Visual Basic editörünün farkı parantezleri otomatik olarak açıp kapamasıdır. Yazdırılmak istenen metin parantez içinde tırnaklar arasına yazılmalıdır. Visual Basic'te satır sonlarında noktalı virgül kullanılmaz. Kodu test etmek için F5 tuşuna basın. C Sharp örneğinde olduğu gibi bir pencere içinde hızlı bir şekilde sonuç görüntülenecek ve pencere kapanacaktır. Ekrandan gelen bilgileri okumak için C Sharp dilinde olduğu gibi Readline komutu kullanılır. Değişken tanımlamak için şekildeki satır kullanılır. Burada tanımlanan değişkene Readline komutunu kullanarak ekrandan gelen değeri atayın. Bir sonraki satırda WriteLine komutunu kullanarak kullanıcıyı adıyla selamlayan metni yazın. Burada metinle değişkeni birleştirmek için V işareti kullanılmıştır. Son olarak ekranda beklemesi için Readline komutunu ekleyin. F5 tuşuna basarak programı test ettiğinizde adınızı soran ekranla karşılaşırsınız. Girilen ada göre bir selamlama mesajı görüntülenir ve enter tuşuna basılmasını bekler. Örnekte bir değişken tanımlanmış ve bu değişkene bir sınıf örneği atanmıştır. Ana sınıf adını her seferinde yazmamak için kod satırının üstünde bu sınıfı import edebilirsiniz. Bu işlem için şekildeki kod satırı kullanılır. Bu işlemden sonra ana sınıf yazılmasına gerek yoktur.